Selam arkadaşlar. Bugün neredeyim? Şöyle görüyorsunuz, burası Akdeniz ve Akdeniz'in incisi Antalya ve Antalya'nın Kemer ilçesindeyim. Zaten denizin dalgasından ve çakıllardan da belli oluyor. Bizim oralarda, yani Kopa Turhal yöresinde hava -13-14'lere inince 40-50 santimetrede kar var. Dedim Antalya sıcak dedim. Gideyim Antalya'da bir hafta kalayım dedim. Ama Antalya'da soğuk. Yani soğuk derken de gördüğünüz gibi normal şekilde gezebiliyoruz. Ve arkada da güneşimiz de var. Ne kadar soğuk olsa da biliyorsunuz, yani bizim oralar gibi olmuyor. Yine de güneş var ve insanlar tatilini yapıyor. Evet. Bugün Kemer'deyiz. Şöyle Kemer'e şöyle küçük bir tanıtımını yapalım. Hem ben tanıyayım, çünkü Kemer'e ilk defa geliyorum. Antalya'ya gelmiştim ama yani Alanya, Side, Belek, oralara gelmiştim ama buraya gelmek nasip olmamıştı. Demek ki bu bine kısmetmiş. Az ve öz tanıyalım. Kemer, Akdeniz kıyısında, Antalya'ya 45 kilometre civarında uzaklıkta ve aynı 45 bin nüfusa sahip Batı Torosların eteklerinde ve 52 kilometre kıyı şeridi olan güzel bir turizm ilçemizdir. Bunlar da balıkçı arkadaşlar. Balık tutuyorlar. Ve kedi de balık bekliyor. Evet, bu arkadaşlar da ocağın son günlerinde güneşin tadını çıkarıyorlar. Güzel güneş var. Hava gayet güzel. Kaç tepkimizi yapıyoruz. 1980'li yılların başına kadar küçük bir köy olan Kemer, son 20 sene içinde açılan tesislerle birlikte Türk turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Hem yaz hem de kış turizm devam etmektedir. Burası da Kemer'in yat limanı. Şimdi burası gümrüklü bir liman olduğu için içeri girmesi yasak. Arkadaşa söyledim. Dedi müdür falan gelir dedi. Fırça atar dedi. Şimdi arkadaşı da zor durumda bırakmayalım. Şöyle yan taraftan çekebilirsin dedi, sağ olsun. İşte burası da genellikle yazın işte yatı olanlar veya yat turuna çıkmak isteyenler olursa buradan yaz sezonunda yat turlarına çıkıyorlar. İşte buranın güzel koylarını görüyorlar ama şu an biliyorsunuz öyle yat turu falan maalesef yapılamaz, bu ne kadar olsa da soğuk, yani denizde yüzülecek gibi değil. Ha, yüzenler var gerçi, onlar da benim gibi biraz değil ama yüzenler var, ama öyle yani bugün yatlarına çıkayım da denize atlayayım öyle bir şey yok. Maalesef yazı bekleyeceğiz. O geçiyor, geçiyor. Bunlar da kaktüs ağacı. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Biraz önce sahilde gezerken denizde yüzen arkadaşlar vardı. Hava tamam soğuk ama yani o kadar da soğuk değil. Yani denizde hala yüzen arkadaşlar var. Yani aşağıda denizde yüzülüyor. Yukarıyı size göstereyim. Hemen oranın üst, bak buranın üzerinde de böyle şeyin, dağın üzerinde kar var. Onu göstereceğim size şimdi. Gördüğünüz gibi üst tarafta kış, kar var ve alt tarafta yaz, insanlar denizde. Yani hala girenler var bu havada. Antalya. Burası Kemer. Güzel yapmışlar kalbin içerisinde. Bakın şurada da hemen arka tarafı gösteriyorum. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde saat kulesi var ama bu saat kulesi biraz daha farklı. Bakın görüyorsunuz. Genellikle diğer yerlerdekiler biraz yuvarlak ve daha uzun oluyor. Bu biraz daha farklı yapılmış ama sonuçta Kemer'in saat kulesi de böyle. Demirden yapılmış kanatlı at tam sahil boyunda. Ama gerçekten güzel yapılmış yani. Bunu yapan usta kimse, bravo yani. Vallahi nedendir bilmem ama ben böyle su fışkıran yerleri çok seviyorum.
baktığın gibi su sesi var ya, insanı o kadar rahatlatıyor ki. İnanın bakıyor musun? Hemen her yerde de var. Nerede su sesi görsem hemen giderim oraya. Peki. Görüyorsunuz değil mi? Huzur veriyor. Genellikle geceleri denizde sahileniyorsunuz böyle. Alıyorsunuz biranızı veya şarabınızı veya rakınızı veya viskinizi. O deniz dalgasının sesini dinleye dinleye sabaha kadar için yemin ediyorum gram sarhoş olmazsınız. Bu sesi. Kemer Atatürk Parkı. Gördüğünüz gibi. Ben genelde ilk gittiğimde o şehrin temiz olup olmadığına, yani belediye başkanının iş yapıp yapmadığına bakarım. Ama gerçekten güzel, yani belediye iyi çalışmış, her taraf tertemiz. Bunlar da kervan sürüsü. Biliyorsunuz eskiden kervanlar vardı. Ve bunu da hemen bu kervanın hemen hemen aynısı bizim Tokat'ta da var. Tokat'ta da yapılmış. Yani güzel görüntü. Kemer ilk önce köy, sonra 30 Aralık 1985'te belediye statüsü alarak kasaba oluyor ve 13 Eylül 1991 yılında ise ilçe statüsünü kazanmıştır ve o tarihten itibaren de güzel Antalya'mızın küçük şirin bir ilçesi olarak tüm Avrupa ve dünya turistlerine hizmet vermektedir. Burası da gördüğünüz gibi Kemer'in yat limanı. Palmiye ağaçları Antalya'nın olmazsa olmazı. Antalya ile ilgili şöyle küçük bir bilgi daha vereyim. Biliyorsunuz bölgede Ruslar ve Almanlar çok. Mesela benim kaldığım otelde bile yani 10 tane Türk kanalı varsa, yani televizyon kanalı, yani 14-15 tane Rus kanalı var. Yani Rusça yayın yapan kanal var. Ve bir o kadar da Alman kanalı var. Yani bu Antalya bölgesi Rus ve Almanlar çok olduğu için neredeyse yani televizyon kanalları bile Türk kanallarıyla hemen hemen birebir. Yani o kadar miktardan. Ama sonuçta turizm bölgesi, dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Burası da benim kaldığım otel. Bayağı büyük gördüğünüz gibi. Şu anda yaza hazırlık yapılıyor. Biliyorsunuz bu Antalya ve yöresindeki tüm otellerde genellikle dünyanın hemen hemen her ülkesinden, bilhassa Avrupa'dan futbolcular, yani futbol kulüpleri, futbol takımları geliyorlar. Kış kampı yapmak için benim bu kaldığım otelde de Adana Demirspor altyapısı var. Bayağı bir kalabalık. Onlar da kış kampı yapıyorlar. İşte bir hafta buradayım. Burası da Kemer'in merkezde küçük bir hayvanat bahçesi. Gördüğünüz gibi öyle büyük şey değil, sadece tavuklar, ördek, kaz ve horozların bulunduğu yer. Gördüğünüz gibi genellikle çocuklar daha fazla ilgi gösteriyor. Bak, burada kanatlı çıkmaya başlıyor. Hava güzel, güneşli. Ne kadar olsa da Antalya. Burası da Yörük Parkı. Şu an tadilatta. Yaz sezonu için hazırlık.
Şu an kapalı ama yine de şöyle bir görüntü alayım. Mükemmel. Kemer Yörük Parkı. Evet, ne diyoruz? Ve böylece bir Adil Geziyor programının daha sonuna geldik. Başka maceralarda, başka yerlerde, başka mekanlarda, başka şehirlerde ve başka ülkelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.